Merhabalar. Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması ile bugün çok güzel bir tatlı yaptım. Pişmeyen, puding kıvamında harika bir tatlı oldu. Kıvamını görüyorsunuz. Ben tek başına cennet hurmasını yiyemiyorum. Onun için içerisine muz kattım. Birazcık bal kattım, tarçın, böyle bunları hepsini harmanlayıp rondodan geçirip güzel bir puding şeklinde bir tatlı yaptım ve tatlı ihtiyacımı da gidermiş oldum. Şimdi tam zamanı, pazarlarda, marketlerde cennet hurması satılıyor. Mutlaka alıp siz de yiyin, kullanın. Benim gibi böyle tatlı da yapabilirsiniz. Gerçek bir antioksidan deposu çünkü kalp sağlığına da çok iyi geldiğini biliniyor. Gerçek bir antioksidan ve C vitamini deposu olan cennet hurmasını siz de mutlaka kullanın. Dediğim gibi ben tek başına yiyemediğim için muzla karıştırıp öyle yiyeceğim. Siz de başka meyvelerle yapabilirsiniz. Mesela çilekle, işte ne bileyim kiviyle, sevdiğiniz herhangi bir meyveyle, ama muz çok yakışıyor gerçekten. Ben muzu tercih ettim. Oldukça yararlı bir besin. Cennet hurması göz sağlığına da çok iyi geliyor, onu da söyleyeyim. Cennet hurmaları, 2 adet cennet hurmasını daha önceden ben ezdim. Şimdi muzu da ilave ettikten sonra ikisini karıştırıyorum. Muz da potasyum deposu. Cennet hurması da ikisi birleşince bomba oldu. Şimdi içerisine biraz bal ekleyeceğiz. Birazcık tadı değişsin. Biraz da tarçın ekleyelim. Fındık, ceviz. Evet. Bu şekilde de yenilebilir aslında, ama ağzınıza gelmesini istemiyorsanız parçacıkların rondodan çekebilirsiniz. Evet, en son dokunuş olarak daha önceden de denediğim 3 yemek kaşığı labne peynirini de ekliyorum. Harika bir lezzet yakalıyorum. Puding tadında enfes harika bir lezzet yakaladım. Evet, rondodan geçirdikten sonra pişme derdi yok, bir şey yok. Hemen servis kaplarıma boşaltıyorum. Zaten 2 adet çıktı. Üzerinde dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz şekerleme, birazcık fındık, ceviz, işte siz neyle isterseniz onunla süsleyebilirsiniz. Harika bir tatlı oldu gerçekten. Mutlaka yapmanızı öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Herkese kocaman sevgiler, selamlar gönderiyorum. Dilekle Mutfakta'dan. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.